Tabii o zaman bizlerle beraber orada olanlar o salonu terk ederken neler söylediklerini de iyi biliyoruz. Ve şimdi parti kurdular. Ne diyorlardı biliyor musunuz? İşte şimdi yandık. Niye? One minute dedik ya. Kime karşı dedik? O da belli. İsrail'in atıklarına karşı. Değerli kardeşlerim, zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık net de ortaya koyacağız. Şahitleriyle beraber koyacağız. Ve bu milletin derdiyle dertlenenlerin kimler olduğunu milletim bilecek. Ama zamanı var. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye kalkanlara rağmen gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Sabrettik. Azmettik. Çalıştık. Yol bulduk. Yol açtık. Hep ileriye doğru gittik. Ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen önümüze kurulan tuzakları, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi. Dört bir yandan ellerine geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Suriye'deki iç karışıklıklarla birlikte ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar yeni bir boyuta taşındı. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi, yer yerde kanlı bir mücadele sürecinin içine giriyorduk. Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık emniyet yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri hatırlayın bölmeye çalıştılar. PKK'sından DAEŞ'ine kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerimize saldılar. Bunlar da yetmeyince 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ha. Bugün de verdik. Ve kendilerine söyledik. Bak bizim oruç reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer oruç reisimize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Ve bugün ilk cevabı aldılar. Her saldırının görünmeyen hançeri olan ekonomiyi kur, faiz, enflasyon üçgeninde daha güçlü bir şekilde devreye soktular. Bu konuda da gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. Salgın döneminde yaşananlar, ülkemizin eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar her alanda sahip olduğu altyapının önemini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Kardeşlerim, AK Parti bugüne kadar hep rakamlarla, hizmetleriyle, birbiri ardını açtığı eserlerle konuşan bir parti olmuştur. Türkiye için sadece hayal kurmakla kalmadık. Hamdolsun, hayallerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Eğitimde, yüksek öğretim dahil 8,7 milyar lira ile devraldığımız eğitim bütçesini 131 milyar liraya çıkardık. İktidarlarımız döneminde toplam 324 bin derslik, okullarımıza 34 bin laboratuvar, 15 bin kütüphane, 2718 dijital kütüphane inşa ettik. Toplam 672.608 öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Sağlıkta hastane, tedavi kurumu ve birinci basamak sağlık kuruluşundan oluşan yaklaşık 8500 sağlık tesisini ülkemize kazandırdık. Hastane yatak kapasitemizi 164.000'den
246 bine. Nitelikli yatak kapasitemizi 19 binden 148 binin üzerine çıkardık. İnşa ettiğimiz şehir hastaneleriyle sağlıktaki başarı çıtamızı daha da yükseğe taşıdık. Bugüne kadar resmi açılışını henüz yapmadık ama hasta kabulü başladı. Konya'da da biliyorsunuz şehir hastanemizi kurduk. İnşallah resmi açılışını da ayrıca yapacağız. Konya ile birlikte toplamda 20.563 yatak kapasiteli 15 adet şehir hastanemizi milletimizin istifadesine sunduk. Gençlik ve sporda 9 adet olan gençlik merkezi sayımızı 336'ya, 1575 olan spor tesisi sayımızı 3720'ye, 278 bin olan lisanslı sporcu sayımızı 10 milyon 150 bin kişiye ulaştırdık. Tabii çok daha önemlisi, üniversite öğrencileri biliyorsunuz harçla okuyorlardı. Ve gösteriler, yürüyüşler vesaire. Biz harcı kaldırdık. Bizimle olduk. Lisans öğrencilerine biz göreve geldiğimizde hatırlayın verilen burs neydi? 45 liracık. Biz bunu 45 liradan nereye çıkardık? 550 liraya çıkardık. Yüksek lisansta 1100 liraya. Doktorada 1650 liraya çıkardı. Nereden nereye? Şarkıyı dinledik az önce. 76 olan üniversite sayımıza ilave 131 üniversite kurarak üniversite sayımızı toplamda 207'ye yükselttik. Dediler ki 81 vilayetin tamamına üniversiteye ne gerek var? Şimdi geliyorum. Ne gerek olduğunu anlatacağım. Üniversite öğrenci sayımız 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu buldu. Çağın ihtiyaçlarına göre artık üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz. Yüksek öğretim sistemimizde, burası önemli, çeşitlilik esaslı bir yapılandırmaya giderek araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler, tematik üniversiteler ve mesleki uygulama ağırlıklı üniversiteler kurduk, kuruyoruz. Robotik, nanoteknoloji, aşı, eğitimde dijitalleşme, yapay zeka, siber güvenlik gibi birçok önemli alanda geleceğin bilim dünyasını şekillendirecek binlerce doktoralı bilim insanı yetiştiriyoruz ve inşallah yetiştirmeye de devam edeceğiz. Hakim, savcı dahil adalet hizmetlerindeki personel sayımızı son 18 yılda %177 oranında artırdık. Mahkeme sayısını adli yargıda %83, idari yargıda %38 oranında artırarak hukuk sistemimizin altyapısını güçlendirdik. 2002 yılından bugüne toplam 269 adalet hizmet binası inşa ettik. Devam ediyoruz. Ulaştırma ve altyapı bizim son 18 yıla damgamızı vurduğumuz alanların başında geliyor. 6100 kilometreden devraldık bölünmüş yolları. Mesafemiz bugün 27.300 kilometreye ulaştı. Nereden nereye? Keza otoyol mesafemiz 1715 kilometreden onu da 3107 kilometreye çıkardı. 83 adet olan karayolu tünel sayımız 395'e. 50 kilometre olan karayolu tünel mesafemiz toplam 523 kilometreye çıktı. Bolu Dağı tünelinden
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osman Gazi Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne ve tabii yanında Marmaray var. Marmaray'dan sonra Avrasya'yı yaptık. Nisibi Köprüsü'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Oit, Erkenek, Can Kurtaran, Sabuncubeli Tüneli'ne kadar nice eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. İstanbul-İzmir Otoyolu, Menemen-Ali Ağa-Çandarlı Otoyolu, Kuzey-Marmara Otoyolu gibi nice muhteşem esere imza attık. İşte İstanbul-İzmir. Tabii bazı nasihat etmeye gelince nasihat eden kardeşlerimiz var. Biz 3 saat 15 dakika falan diyoruz ama onlar diyor ki ben 2,5 saatte varıyorum diyenler de var. Yine yolların kuralı vardır, öyleyse kurala uyalım. Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul yüksek hızlı tren hatları, Kars, Tiflis, Bakü, İpek Demiryolu, İzmir'de İzban, Ankara'da Başkent Ray, Halkalı Gebze Banliyö hattı gibi eserlerle demir yollarında mührümüzü bastık. 26 olan havalimanı sayımız 30 ilaveyle 56'ya çıktı. Şu anda 56 havalimanımız var. Havalimanlarımızın toplam yıllık yolcu kapasitesi 60,2 milyon kişiden 318 milyon kişiye ulaştı. Gurur abidesi bir eser olarak gördüğümüz İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon yolcu kapasitelik ilk etabını hizmete aldık. Sosyal yardımlarda ise adeta destan yazdık. 2 milyar lira olan sosyal yardım tutarı bugün 55 milyara yükseldi. Kamudaki engelli personel sayısını 5.777'den 55 binin üzerine çıkardık. Evde bakım hizmeti alan engellilerimiz yaklaşık 527 bin kişidir. Evde kendilerine bu hizmeti veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına 38 millet kıraathanesini açtık ve şu anda faaliyette. 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 72 ilimizde 208 millet bahçesi için yaklaşık 45 milyon metrekare alanda çalışmalarımız devam ediyor. Son 18 yılda TOKİ kanalıyla inşa edilip hak sahiplerine verilen konut sayısı 770 bini geçti. Tarımda kendi kendine yeterli olmamızın yanı sıra ülkemiz bu alanda ihracatçı bir ülke konumuna da gelmiştir. Daha önce 40 milyar lirayı bile bulmayan tarımsal milli hasılamız geçtiğimiz yıl 275 milyar liraya ulaşmıştır. Çiftçimize verdiğimiz tarımsal destekler göreve geldiğimizde 1,8 milyar lirayken bu yıl 22 milyar liraya yükseldi. Nereden nereye? Enerjide TANAP ile Türk Akım gibi prestij projelerini hayata geçirdik. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvamak hamdolsun yine bize nasip oldu. İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir. Biliyorsunuz geçenlerde Gemlik'te temeli attık. Fabrikamız inşallah 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek ve orada da üretime geçecek. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım,
Yol arkadaşlarım, bugün ülkemiz ve milletimiz için verdiğimiz bu uzun, meşakkatli, her anı dolu dolu geçen mücadele sürecinin kritik bir aşamasındayız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma hamlelerini ve demokratikleşme adımlarını hayata geçirdiğimiz bu 18 yılı ekonomi açısından iki döneme ayırmak gerekiyor. Birinci dönem 2002-2013 arasını kapsayan potansiyelimizi keşfetme dönemidir. Gerçekten de 2002 Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktası oldu. 2002-2013 arasında yakaladığımız ekonomik istikrarla çok önemli kazanımlar elde ettik. Sanayiden tarıma, inşaattan turizme güçlü bir büyüme performansına kavuştuk. Bu dönemde Türkiye gerçek gücünün ve imkanlarının farkına vardı. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3500 dolardan 12500 dolara kadar yükselttik. Böylece üst orta gelir grubuna taşıdığımız ülkemizin yüksek gelir grubuna girmesine ramak kalmıştı. İhracatımız 36 milyar dolardan 10 yıl sonra 152 milyar dolara ulaştı. Hatırlayın, paramızda 6 sıfır vardı. İşte 6 sıfırı da o zaman ne yaptık? O dönemde sildik attık. Şimdi birileri tabii ona talip oluyor. Ülkenin başbakanı herhalde onlardı. Ve biz o işe bakıyorduk filan diyenler. Yani karar merci kim? Onu tabii konuşan söyleyen yok. Orada mühür kimdeyse sultan odur. Ve bu adımlar böyle atıldı. Ve faiz oranlarının %63 olduğu dönemden bu faiz inecek dediğimizde direnenler bizim inecek dememiz karşısında daha fazla direnemediler ve indirdik ve faizi %4,6'ya kadar çektik. Bu arada enflasyonda evet o da 7 küsüre kadar inmiş oldu. Ve direniyorlardı. Çünkü IMF konusunda belli bir güçleri, dirayetleri yoktu. Enteresan olan şey şuydu. Davos'ta, o işte malum Davos'a gittiğimizde Strauss-Kahn'la, malum Fransız, onunla görüşme yapıyoruz. Ve yaptığımız görüşmede sen IMF'in başısın. Ama Türkiye'nin başı da benim. Dolayısıyla Türkiye'nin borcu konusunda her türlü takipleri yapabilirsin. Elemanları gelir gider, hepsi ayrı. Ama siyasi noktada emir veremezsin. O bize ait. Taksitleri alıyor musun? Alıyorsun. Dolayısıyla siyasi yön verme asla mümkün değil. Biz Türkiye'yiz. Ve işte o tarihte bizim borcumuz IMF'e 22,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'e geldik. Biz IMF'e olan borcumuzu sıfırladık. IMF'e bizim borcumuz falan kalmadı. Nasıl oldu? Faiz noktasında koyduğumuz tavırlarla oldu. İşi bitirdik. Şu anda bizim IMF'e borç yok. Ana muhalefet çıkmış diyor ki IMF'ten diyor borç alın. Ya o sizin işiniz. Bizim böyle bir işimiz, böyle bir derdimiz yok. Biz ne diyoruz? Biz bize yeteriz. Bugüne kadar yettik, bundan sonra da yeteceğiz.
2002 öncesinde uluslararası doğrudan yatırımlar ülkemizin yolunu dahi bilmezken sadece bir yılda 20 milyar dolardan fazla, hatta 23 milyar uluslararası yatırım çeker olduk. Merkez Bankamızın toplam rezervleri 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar doları bulduk. Fakat şu anda bir düşüş söz konusu. 90 küsür gibi bir rakamdayız. Yine toparlayacağız inşallah. Ve aynı şekilde Merkez Bankamızın gücü inşallah çok daha farklı bir getiriyi sağlayacak. Gezi olaylarının başladığı 2013'ün Mayıs ayında Merkez Bankası politika faizi sadece %4,5'tu. Bu tarihe özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. 2013'ten günümüze kadar olan dönemi mücadele dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemde yaşadığımız her bir saldırının doğrudan ve dolaylı etkileriyle ülkemize ağır bedelleri oldu. Faizler ve enflasyon yeniden çift tanelere yükselirken ekonomik büyüme bir miktar ivme kaybetti. Ancak hamdolsun attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağladık. Nitekim 2019 yılı sonu ile kıyasladığımızda her alanda 2002'nin kat be kat üzerindeyiz. Milli gelirimiz 236 milyardan 754 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirimiz ise 3500 dolardan 9127 dolara ulaştı. ...2002'de satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 17. ekonomisiyken G20'deyiz bu şartlarda. Bugün dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. İhracatımızı 180 milyar doların üzerine taşıdık. Hizmet ihracatımızı 14 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine yükselttik. Turizmde 2019'da 52 milyon turist sayısına ulaştık. En ciddi kaybımız koronavirüs sebebiyle burada oldu. Böylelikle dünyanın en fazla turist ağırlayan 6. ülkesi olduk. İhracatımızda ve turizm sektörümüzde görülen bu güçlü ivme sayesinde cari işlemler hesabımız 2001'den itibaren ilk defa fazla verdi. 2002'den itibaren ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 2019 sonu itibariyle 217 milyar dolar seviyesini aştı. Merkez Bankası toplam rezervi her şeye rağmen 2019'da 106 milyar doların üzerinde kaldı. Kamu borç stokunun milli geliri oranı %72,1'den %32,8'e indi. Bütçe açığının milli geliri oranı da %2,9'a geriledi. Enflasyonu geçtiğimiz yıl %11,8 seviyesine indirdik. Sanayi üretimimizi her yıl ortalama %5,9 artırmayı başardık. Ayrıca bugün itibariyle organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. İlk defa araştırma geliştirme harcamalarının milli gelirimizdeki payının %1'i aştığına şahit olduk. Tarım sektörümüz ülkemizin nüfus, turist ve ihracat artışına uyum sağlayarak hasılasını 37 milyar liradan 275 milyarın üzerine çıkardık. Şimdi muhalefet diyor ya, tarımda çiftçimiz şöyle battı, bitti vesaire. Hiç merak etmeyin. Öyle ellerinizde fazla ovuşturmayın. Türkiye tarımda patlama üzerine Allah'ın izniyle patlama yapacak. Ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden bir tanesi haline gelecek.
tarımsal ihracatımızda 3,8 milyar dolardan, bu rakama dikkat edelim, 18 milyar dolara yükseldik. Uluslararası endeksler ise başarı elde ettiğimiz bir diğer alan oldu. Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde son 2 yılda 27 basamak yükselerek 33. sıraya yerleştik. İnsani gelişme raporunda ise 2019'da 58. sıraya yükselerek ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı. Tüm bu göstergeler Türkiye ekonomisinin mücadele döneminin ne kadar başarılı geçtiğine işaret etmektedir. İnşallah salgının ve etkilerinin de geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu döneminde şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğimiz bu dönemde adım adım 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza yürüyeceğiz. Çünkü AK Parti'nin daha bu millete söyleyeceği çok sözü, bu ülkeye yapacağı çok hizmeti var. İnşallah bu yıl 26 Ağustos'u, şartlar tabii farklı ama inşallah 25 Ağustos akşamı Ahlat'ta olacağız. Sultan Alparslan geceyi orada geçirmişti. Oradan ertesi sabah Malazgirt'e yürümüştü. Biz de 25'inin akşamı orada olacağız. Orada inşallah şöyle bir Cumhurbaşkanlığı konutu yaptık ve geceyi orada geçirip ondan sonra 26'sı sabahı da Malazgirt'e geçeceğiz ve her yıl yaptığımız bu kutlamayı bu yılda bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz büyük reformlar ve dönüşümlerle sadece geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin temellerini attık. İnşallah inşaat sürecini de yine milletimizle birlikte tamamlayacağız. Biz hiçbir zaman sadece seçim başarısını hedefleyen ve bunun üzerinden siyaset yapan bir parti olmadık. Siyaseti dar, hizipçi kalıplar içine hapsetmekten hep kaçındık. Toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi ve bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik. AK Parti hareketini milletimizin her geçen gün daha çok sahiplenmesinin arkasında yatan sebep budur. Üyesinden delegesine ve teşkilat yöneticilerine kadar her kademede vazife üstlenen arkadaşlarımızın tek amacı aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmek olmuştur. Türkiye'de bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Bu başarı AK Parti teşkilatlarının milletimizle olan muhabbet bağının hep güçlü kalması sayesinde mümkün olmuştur. Biz millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için bu yürüyüşe katıldık. AK Parti bu bilinci kaybetmediği için bugünlere gelmiştir. İnşallah bu bağı güçlü tuttuğumuz müddetçe milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, bizim hareketimizin, bizim davamızın bir önemli özelliği de istişareye verdiği önemdir. Her kademede istişare, parti çalışmalarımızın olmazsa olmaz şartıdır. Kongre sürecimizi, teşkilatlarımızın hesap vermesi ve yenilenmesi yanında aynı zamanda en kapsamlı istişare zeminimiz olarak görüyoruz. Bu harekete, bu davaya gönül veren milyonlar, nice hain tertip karşısında saflarını hep sıklaştırmış, fitneye geçit vermemiştir. Ülkemizi darbe teşebbüsleriyle, terörle, sokak şiddetiyle, ekonomik saldırılarla zayıf düşürmeye çalışanlar, karşılarında
hep milletimizin ferasetini, cesaretini, vatan sevgisini bulmuşlardır. Asla kindar değiliz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Ama 2002 Kasım'ından itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız. Hukuktan siyasete, ekonomiden diplomasiye, her alanda milletimize pusu kuranları unutmayacağız. Milletin üzerine uçaklarla, tanklarla, helikopterlerle saldıranları unutmayacağız. Onları üzerimize gönderenleri de unutmayacağız. Bu ülkenin bütünlüğüne ve dirliğine, milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı kurulan hain tuzakları unutmayacağız. Bizi birbirimize düşürmek için sürekli kılçık atanları unutmayacağız. Maalesef bazılarının yaraları pansuman etmek yerine deşerek 18 yıldır sayısız defa yaşadığımız bu senaryoya malzeme verdiklerini görüyoruz. AK Parti ülkemizde kadınların en aktif şekilde yer aldığı bir harekettir. Partimizin değerli kardeşlerim 4 milyon 800 bini aşan kadın kolları üye sayısı ülkemizdeki diğer tüm partilerin toplam üye sayısından bile fazladır. Böyle bir partinin kadın hakları konusunda aktif olmaması mümkün mü? 2002'den bu yana yasal düzenlemelerden kamuda kadın istihdamının artışına, iş dünyasından sivil toplum örgütlerine kadar toplumsal hayatın bütün alanlarında kadınlarımızın geldiği nokta bütün istatistikler itibariyle eskiyle kıyaslanamayacak düzeydedir. 2004 yılında anayasamıza haklar konusunda özellikle kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir dedik. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür hükmünü biz ilave ettik. Bu maddeye 2010 yılında pozitif ayrımcılığı da ekledik. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun 2012 yılında yürürlüğe girdi. Evde el emeği ile üretilen ürünlerin yıl içinde elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirilen satış tutarının asgari ücretin yıllık brüt tutarı kadar olan kısmını gelir vergisinden muaf tuttuk. Doğum yapan çalışanlara pek çok kolaylık sağladık. Son 18 yılda kadın iş gücü yaklaşık 4 milyon, kadın istihdamı 2,8 milyon arttı. Kadınların iş gücüne katılma oranı %34,4'e ve istihdam oranı ise %28,7'ye yükseldi. Son 18 yılda 2 milyon 44 bin kadın aktif iş gücü piyasası programlarından faydalandı. Mesleki eğitim kurslarından 933 bin kadın yararlandı. İşbaşı eğitim programlarından programın başladığı 2009 yılından 2019 yılı sonuna kadar 770 bin kadın faydalandı. Kendi işini kurmak isteyenleri desteklemek için düzenlediğimiz girişimcilik eğitim programlarından 2007 yılından 2019 sonuna kadar toplam 215 bin kadın istifade etti. 2002 yılında kız çocuklarının ilköğretimde okullaşma oranı %87,3 bu düzeydeydi. Geçtiğimiz yıl itibariyle ilkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı %92,1'e, ortaokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı %93,6'ya,
buraya ulaştı. Orta öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı %45,2'den 83,9'a yükseldi. Kadınların yüksek öğretimde okullaşma oranı %13,5 iken bu oranda %46,4'e çıktı. Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı %50,35'tir. Profesörler içerisinde kadın oranı %32. Doçentler içerisinde kadın oranı %40. Doktor öğretim üyeleri içerisinde %44. Araştırma görevlileri içerisinde %51'dir. Bütün dünyada erkeklerin egemen olduğu diplomatik görevlerde 266 büyükelçimizden 66'sı, 85 başkonsolosumuzdan 17'si, 81 genel müdür ve genel müdür yardımcılarımızdan 24'ü kadındır. Toplam 14.918 hakimden 6.878'i, yani %46,1'i ve 6.967 savcıdan 1025'i, yani %14,7'si kadındır. 2002 genel seçimlerinde parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı 4,4'tü. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 104'e, temsil oranı da %17,45'e yükseldi. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla, sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz. İlki, Aralık 2012'de açılan şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz bugün 81 ilimizde hizmet veriyor. Bugüne kadar ŞÖNİM'den hizmet alan kadın sayısı 538 bini buldu. Sosyal yardım faydalanıcılarının %61'ini, düzenli yardım faydalanıcılarının %67'sini, süreli yardım faydalanıcılarının ise %54'ünü kadınlar oluşturuyor. Şartlı nakit transferleri kapsamında annelere yaptığımız ödeme tutarı 11,1 milyar liranın üzerindedir. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında bugüne kadar toplam 5,6 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında da bugüne kadar toplam 1,1 milyar lira kaynak kullandık. Doğum yardımında bugüne kadar 2,5 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirdik. Aziz milletim, görüldüğü gibi kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Çünkü AK Parti dedelerimiz kadar, hatta onlardan daha fazla ninelerimizin partisidir. Çünkü biz şunu biliyoruz: cennet annelerin ayakları altındadır. Annelerimizin özellikle evlatlarına bağışladıkları imkanlar hiçbir zaman hiçbir şeyle mukayese edilemez. Annelerimizin, halalarımızın, teyzelerimizin bu noktada bizlere verdikleri bir kenara atılamaz. Onun için halalarımızın, teyzelerimizin partisiyiz. Bu böyle bilinir. Çünkü AK Parti delikanlılarımız kadar, hatta daha fazla genç kızlarımızın partisidir. Gerektiğinde onların lehine pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmeyerek geldiğimiz bu noktada kadınların elde ettikleri kazanımları kimse inkar edemez. Unutmayalım,
Biz bu toprağı kadın erkek hep birlikte vatan yaptık. Bu devleti hep birlikte kurduk. Bu bayrağı hep birlikte yükselttik. En zor zamanlarımızda birlikte omuz omuza vererek ayakta kaldık. İstiklal Harbi'nde kadınların rolü neyse 15 Temmuz'da da kadınların rolü aynıdır. İlla bir tanımlama yapılacaksa Türk milleti aile erkil bir millettir. Nasıl her ferdiyle milletimiz büyük bir aile ise ayrı ayrı da her Türk ailesi milletimizin nüvesi olmanın yanında vatanımızın, devletimizin, bayrağımızın, geleceğimizin teminatıdır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir. Ve AK Parti'nin kadınları için, öbür tarafta AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ben ağzıma almaktan edep ediyorum. Küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarları noktasında da kusura bakmasınlar. Tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Eğer AK Parti'nin genel başkanı olarak, ülkemin cumhurbaşkanı olarak kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak hiçbir zaman bunu bizim bu dünyada da ebedi alemde de Rabbimize hesabını veremeyiz. Hal böyleyken İnancımızda ve değerlerimizde olmadığı halde zamanla toplumsal yapımıza sirayet eden kimi çarpık anlayışların ortadan kaldırılması da AK Parti olarak en önemli meselelerimizden biri olmuştur. Bu konuda herkes önce kendi tarihine bakmalıdır. Asırlarca kadını insan dahi saymayan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o cahiliye dönemlerini biz bilmiyor muyuz? Medeniyetimizin menşeinde biz özellikle bunları lanetlemedik mi? Sevgili Peygamberimiz bunlara karşı mücadeleyi vermedi mi? Verdi. Öyleyse şimdi biz bu konularda Türkiye'ye kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Gerek kadın, gerek erkek, özgürlük her insan için kutsaldır. Her hak olarak söylüyorum. Hak her insan için kutsaldır. Emek her insan için kutsaldır. Bir zulüm kime yapılırsa yapılsın zulümdür. Bir cinayet işleyeni kim olursa olsun cinayettir. Bir şiddet faili kim olursa olsun şiddettir. Acı söz söyleyeni kim olursa olsun acı sözdür. Hakaret yapanı kim olursa olsun hakarettir. İftira müfterisi kim olursa olsun iftiradır. Kadının adeta mülk gibi görülmesi yanlıştır. Gerekirse şiddetle yola getirilebileceğinin sanılması ya benimsin ya kara toprağın gibi hastalıklı zihniyetlere kurban edilmesi yanlıştır. Kadının şerefli yaratılışına saygı duymayan her anlayış çarpıktır. Bu çerçevede tarihi adımlar attık.
kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına da meydanı bırakmayacağız. Milletimizin millet, ailemizin aile olmasını zedeleyecek anlayışlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK'nın daha kaçırdığı kız çocukları konusunda tek kelime etmeyenlerin, bırakınız kadın meselesini, insana dair hiçbir konuda söz söyleme hakları olamaz. Türkiye'nin onca anlı şanlı kadın derneğinden bu konuda herhangi bir tepki açıklaması duydunuz mu? Her konuda ortaya çıkıp sokaklara dökülen, medyayı seferber eden, en yüksek perdeden bağıran güya insan hakları savunucularından bir açıklama işittiniz mi? Hayır. Özellikle meslek örgütlerinden bu hususta dişe dokunur, açık, net, kesin ve tartışmasız bir tavır sergileyen oldu mu? Çünkü bu kesimler için zihinlerindeki ajandayı hayata geçirecek bir zemin bulabilmek her türlü insan hakkı mücadelesinden önemlidir. Bu tavırlarıyla kendi konumlarını kendileri belirliyorlar. Bu konumun tarifi de iki yüzlü, ideolojik saplantılı, milletinin değerleriyle barışamamış bir çizgidir. Son dönemde özellikle yürütülen bazı tartışmalara artık bir nokta koymanın zamanının geldiğine inanıyorum. Maalesef yıllardır gerek kalemiyle, gerek aktivizmiyle bu millete hizmeti geçmiş kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramadığımız, asla tasvip edemeyeceğimiz çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü fikre, her türlü eleştiriye, her türlü teklife, her türlü mücadeleye saygı gösteririz. Ama kadınlarımızın onuruna, haysiyetine, kişiliğine, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz. Adı, ünvanı ne olursa olsun, birilerinin burada edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınları istiskal etmesine asla sessiz kalamayız. Yapılan bu saygısızlığın en kısa sürede telafi edileceğine ve bir daha da tekerrür etmeyeceğine inanıyorum. Biz inancımızın ve kültürümüzün temelinde yer alan aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayız. Bilhassa kendi dünyamızda aile hassasiyetimizi kimsenin tartısına sunacak da değiliz. Retweet atmak suretiyle benim kadın kollarımın başında olanlara istifasını vermelidir veya istifa etmesi gerekir. Size mi soracağız ya? Size mi soracağız? Bizim partimizin kadın kolları kendi demokratik tercihlerini kongreden kongreye kullanır. Onun için de sizlerden icazet almaya ihtiyacımız yok. Kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetimiz de insana olan saygı ve sevgimizden olduğu kadar aile kavramına olan yaklaşımımızdan da kaynaklanıyor. Ne kadına şiddetle mücadelemizin zafiyete uğratılmasına ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz. Türkiye olarak bin yıllara sari medeniyet birikimimizde insanı ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan toplum dokumuza uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
şimdiye kadar oluşan uluslararası külliyattan da istifade ederek tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Hani diyordum ya, Kopenhag kriterleri diyeceğimize Ankara kriterleri der ve yolumuza devam ederiz. Enerjimizi ve vaktimizi heba eden son tartışmanın kasıtlı bir şekilde alevlendirildiğini, bazılarının da bilerek veya bilmeyerek bu ateşe odun taşıdığını düşünüyorum. Bu ateşi körükleyenler, kadına şiddetle mücadele eden veya kadınların insan haklarını tesis etmekten bir adım olsun geri gideceğimizi sanıyorlarsa şimdiden bilsinler ki hüsrana uğrayacaklardır. Gereksiz tartışmalar üzerinden körüklenmeye çalışılan bu fitne ateşini inşallah basiret ve ferasetle davranarak tamamen söndüreceğimize inanıyorum. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım, geçtiğimiz 18 yıl boyunca olduğu gibi bugün de istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkemize büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız ülkemizde refah ve huzurun hakim olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, neresinde yaşarsa yaşasın, her insanımızı aynı samimiyetle kucaklıyor, memleketimizin her karış toprağını, her insanını aynı duyguyla seviyoruz. Demokrasiye, adalete, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin gereklerine ve ülkemizin gelecek ideallerine yürekten bağlıyız. Herhangi bir ırk taassubu içerisinde olmadan yaradılanı yaradandan ötürü sevmek suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar milletimizin sürekli artan teveccühüne mazhar olmanın onurunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, Türkiye'nin hukukuna, seçilmiş hükümetine ve kendi iradesine her zamankinden daha çok sahip çıkıyor. Küresel ve bölgesel bir aktör haline gelen Türkiye, yürüttüğü aktif diplomasisiyle ulusal ve uluslararası çıkarlarını daha güçlü şekilde korumaktadır. Bölgesel ve küresel barış için, adalet için bütün imkanlarımızı seferber ediyor, en üst seviyede sorumluluklar üstlenmeye devam ediyoruz. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacaktır. Bunu başaracak olan da AK Parti'dir. Bugün 19. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. 19 yaş demek en güçlü, en atılgan, en enerji dolu, en gayretli, en hevesli dönem demektir. Genç bir şairimiz partimizin bu kuruluş yıl dönümünü ne güzel anlatmış. Ay yıldız zirvede, destan kopuzda. Türkiye aşkıyla güne biiznillah. AK Parti bir civan 19'unda. Yarına bismillah, düne maşallah. Tek vücut el ele, gönül gönüle. Birliğe yürüdü mukaddes çile. Gıpta etti sevdamız bülbüle, güle. Yürünen mübarek ize maşallah. İnançtan çınarın kavi dalları, şahlanan küheylan gençlik kolları, ey kutlu davanın ak kadınları, nene hatunları, size maşallah. Sahada çalışan her ak nefere,
birlikte yazılan nice zafere, sancağı taşıyan cengaverlere, Ulubatlı Hasan misali maşallah, davayı kuşanan hilal hatlara, sevdayı taşıyan şimşek atlara, merkezde taşrada teşkilatlara, yokuşa maşallah, düze maşallah. Neler yaptık neler, sığmıyor söze, eserle kavuştu gece gündüze. Yükselen Türkiye'm gelmesin göze, lisana maşallah, söze maşallah. Nidamız Akif'in korkma sesidir. Millet gönlümüzün efendisidir. AK Parti milletin ta kendisidir. Tek millet, tek bayrak, bize maşallah. Tek vatan, tek devlet, bize maşallah. Evet, biz de maşallah diyoruz ve nice yıl dönümlerinde buluşmayı diliyorum. Bir başka şairin dediği gibi, şu göğüs kafesimi genişleten umudum var oldukça güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Başardım, kalpten, gönülden. İşte teşkilat, işte lider, işte milletimizle beraber inandığımız yolda hak sevdamızı hak yarınlara taşıyacak olan lider. Haydi başar. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şahlandır bu milleti, sen yetersin. Ey kardeşim, unutma kol kola, her zamanki gibi inan, inan, inandığım yolda yürü. İnan, inan, inan. Saygılar hanımefendiyi de sahneye davet ediyoruz. İnan, inan, inandığım yolda yürü. İnan. İnandığım yolda yürü. İnandığımız yolda 19 yaşında milletimizle beraber inandığımız yolda hak sevdamız bugün 19 yaşında yanında, daha bize mutlu üretmen yıllara. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun inşallah. Sen bilirsin içindeki cevheri, sen asilsin, şahlandır bu gece gündüz, sen durmadan, yorulmadan kardeşim, çalışan lider kola, her zaman başkanımız gibi, inan, Cumhurbaşkanımız inan, Recep Tayyip Erdoğan yolda yürü. İnan, İnandığım yolda yürü. İnan, efendim, AK Parti'mizin 19. kuruluş yıl dönümü programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Sen şuraya bak ya. Ya Opet'in verdiği hizmeti biz ancak teleskopla takip ediyoruz ya. Kadın gücü temiz tuvaletler gel ultramarket. Ultramarket ne şimdi ya? Abi adamlar uçtu uçtu valla. Yani neler neler yapıyorlar. Neler neler yapıyorlar ya. Ne oldu abi? Opet'i diyor. Git teleskopa bak. Bizim bu adamlarla yarışmamız mümkün değil oğlum. Mümkün değil. Ha çok da o kadar da fark ediyor mu, o da ayrı konu. Demek ki fark ediyormuş Faruk Bey. Seninle bu konuyu tartışırım. Ne fark ediyor? Affedersiniz. Buyurun efendim.
Fark etmez petrol, hoş geldiniz efendim. Opet ileride mi acaba? Efendim, Opet bizden bayağı ileride. Yani biz Opet'ten bayağı gerideyiz. Teşekkür ederim, iyi günler. Aferin Necmi. Sektördeki durumumuzu çok güzel ifade ettin. Abi sen Opet verdin diyeceksin. Fark etmez petrol! Opet'e gider! Opet'e gider. Opet'e gider yapıyorlar. Bizimle alakası yok. Bizim için fark etmez oğlum. Gazlı içecek yapmak kolay ama özgün olmak zor. Çok zaman aldı kabul. E çünkü koruyucu yok, renklendirici yok, yapay bileşen sentetik içerik yok. Türkiye'nin yeni gazlı içeceği çok yakında. Black Bruin enerji patlaması. Magnum'dan beyaz çikolatanın en haz dolu hali. Magnum Beyaz'la anı yaşa. Kıtır bademler ve %100 Magnum Beyaz çikolatasının mükemmel uyumu. Magnum, has peşindeysen. Hey sen, hayal et. Tasarla. Geliştir. Dünyayı değiştir. Yaz. Çiz. Çek. Sen yeter ki hayal et. Çünkü senin hayallerin bizim için gelecek. Hayallerinin adresi Ankara Bilim Üniversitesi. Maskeni değiştir. Sık sık değiştir. Hadi hayırlısı. Sosyal mesafe. Ateşimi ölçmeyecek misiniz? Münir Hanım hoş geldiniz. Ateşiniz 36,5. Aa Münir'cim. Misafirlerimizin vücut sıcaklığı termal kameralarımız tarafından içeri girer girmez ölçülüyor. Bakın. E harikaymış bu. Affedersiniz bakar mısınız? Havalimanında sosyal mesafe ne kadardı? Yerde bulunan uyarılar sosyal mesafeyi 1.8 metreye göre ayarladı. Elinize sağlık. İyi yolculuklar. Zaten yolculuk sonrası çanta, bavul hepsini atacağım. İçiniz rahat olsun. Tepsilerimizin hepsi her işlemde dezenfekte ediliyor. Bavullarınız da ultraviyole ışığıyla temizleniyor. Ay, tam bizim evlilik. Tip keşi temizlik. Gel seni de götüreyim. Gel. Robocop. Robocop'u gördüm de film mi çekiliyor? Onlar sürekli sizin vücut ısınızı kontrol ederek havalimanındaki herkesin güvenliğini sağlıyor. İyi yolculuklar dilerim. Elinizi takmayı unutmayın. Tamamdır Ciga. Geç mi kaldım? Geç kalmadınız. Güvenli bir yolculuk için misafirlerimizi koltuk numaralarına göre içeri alıyorum. Münir Hanım hoş geldiniz. Hijyen setinizi almayı unutmayın. İçiniz rahat olsun. HEPA filtreli klimalarımız uçağın havasını en iyi şekilde temizlemektedir. Ah harikasınız. Alo. Bindim bindim merak etmeyin. Her detayı düşünmüşler. Güvenle seyahat edebiliriz. Öptüm öptüm. Yaz güneşi, yüksek ısı. Şimdi yıpranan saçları anında onarma zamanı. Elidor anında onarıcı bakım serisi, keratin içeren hızlı ve etkili formülüyle saçlarınızı güçlendirerek onarır. Bizi Türkiye'nin itibarlı markalarından biri olmaya layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Turkuaz Seramik. Dünyanın 6 farklı kıtasına göz sağlığı ihraç ettiğimiz, 147 ülkeden yılda 80 bin hastaya hizmet vererek ülkemize döviz girdisi sağladığımız, 23 yılda 25 milyonu aşkın başarılı tedaviyle Türkiye'de ilk, dünyada tek olduğumuz, Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı başarı belgesiyle ödüllendirildiğimiz bu günleri dünya gözüyle gördük ya, daha ne isteriz? Seninle birlikte büyüyoruz. Teşekkürler Türkiye. 200
3000'den fazla yedek parça çeşidi, 300'den fazla marka, 130 bin metrekareden büyük depolama alanı, 18 bölge dağıtım merkeziyle Türkiye'nin lider otomotiv yedek parça dağıtım şirketi. Dinamik, dünyanın parçası burada. Sen başkasın. Şimdi senin gibi bambaşka bir üniversite açılıyor. Ezber bozan sağlık eğitimiyle, sektörle iç içe sistemiyle öğrencilerin kariyer hayatları okuldayken başlıyor. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi.